Merhabalar, veteriner hekim Alp Kılıç ben. Bugün sizlere check-up'tan bahsedeceğim. Kliniğimize düzenli olarak aşılama için gelen hastalarımızı, kedilerimizi ve köpeklerimizi biz normalde rutin muayene ederiz. Bu muayeneler nelerdir? Göz mukozası, diş mukozası, dudak mukozası, onun haricinde akciğer solunum sesleri, tüy yapısı, deri yapısı. Bunlar bize sağlıklı olup olmadığını aslında bir nebze hissettirir. Ama bugün bahsedeceğim konu çok değişik bir konu aslında. İnsanlarda olmayan, hayvanlarda olan bir durum. Şimdi insanlar bir hastalığa yakalandıkları zaman hemen semptom gösterirler. Yani buram ağrıyor, şuram ağrıyor gibi şeyler söyleyip hastaneye gidip erken tanı ve teşhis için zamanında gidebilirler. Ama hayvanlar bunu daha fazla tölere edebilen canlılardır. Yani karaciğer enzimleri yükselmeye başlar ve vücutta metabolik bir değişim olur. Bu metabolik değişimi tölere ettiği süre bazen 2 ay bile bulabilir. Bu 2 ay içinde ne hasta sahibi ne veteriner hekim dışarıdan baktığı zaman bunda bir hastalık olduğunu anlayamayabilir. Ya da kronik böbrek yetmezliğinin ilk safhalarında bir semptom göstermeyebilir. Hafif kusmalar belki basit sayılabilir. Biz bunların önüne geçmek için ne yapıyoruz? Özellikle 4 yaşın üzerindeki hastalarımızda, tabii ki hepsini yapmamız lazım ama özellikle 4 yaşın üstündeki hastalarımızda yılda bir kez check-up öneriyoruz. 7 yaşın üstündeki hastalarımız geriatri dediğimiz döneme girdiği için gerekirse yılda 2 kez check-up öneriyoruz. Check-up'ta neler var? Full biyokimyasal değerlere bakıyoruz. Bunda karaciğer enzimleri, böbrek enzimleri, pankreas ve geri kalan bütün metabolik enzimlerin hepsini görüyoruz. Yeni başlayan bir hepatik bir tablo mama ve ufak tefek ilaç desteğiyle düzelebiliyor. Ama semptom göstermeye başlamış. Artık sarılık oluşmuş, kusmalar var, iştahsızlık. Bu bizim tedavimizi de uzatıyor, hayvanın durumunu da zora sokuyor. Ya da kronik böbrek yetmezliği. Yani baktığımız vakalarda, normal check-up'larda kronik böbrek yetmezliği rastladığımız hastalarımız var. Bunlar baktığımız zaman daha yeni başında olduğu için nefron kayıplarını ilerletmeden müdahale edebiliyoruz. Mamasını değiştiriyoruz, dışarıdan ek besinler aldırıyoruz, ek gıdalar aldırıyoruz, ek takviyeler veriyoruz. Bu şekilde en azından kronik böbrek yetmezliğini kontrol altına almış oluyoruz. Onun haricinde hemogram, tam kan sayımı, idrar testi, full batın, ultrason, röntgenle akciğerler, batın kontrolü, gerekirse EKG, eko. Yani bunların hepsine baktığımızda hastamızda gerçekten bir şey var mı yok mu bunu net olarak size söyleyebiliyoruz. Başlangıç olarak ama tavsiyemiz full biyokimya ve hemogramla başlıyoruz. Yani hemogramda bir anemi tablosu varsa bu anemi neden var? Beslenme yetersizliğine bağlı mı yoksa bir tümöral bir oluşum mu var? Yani gerçekten çok başında yakalamamız gerekiyor. Başıma gelen bir durumdan bahsedeyim. Buraya bir hastamız geldi bir gün. Her şey yolunda. Yemesi iyi, içmesi iyi, koşuyor, hopluyor, zıplıyor. Rottu ırkıda. Hiç problem yok. Yani böyle konuştuk, check-up'ı konuştuk hasta sahibiyle. Hasta sahibi check-up'ı kabul etti. İlk daha yani hemograma baktı. Anemi gözüktü. Anemi tablosunu görür görmez şüphelendik. Biyokimyasal değerler çok kötü değildi. Daha sonra şüphemizi ultrasonla ispatlamak istedik. Dalağa bir baktık, dalakta tümör var. Ama tümör gerçekten bir basketbol topu demeyeyim de yani böyle futbol topu kadar büyümüş. Dışarıdan gerçekten gözükmüyor ve bu ilerledikçe metastaz yapacak ya da başka organlara sıçrayacak, geri dönülmeyecek bir seviyeye gelebilirdi. Önden bir kan nakli, arkasına ameliyat, şiple nöktem ameliyatından sonra hastamız şu anda gayet sağlıklı ve her şey yolunda. Ama bunu biz gerçekten ilerleyen dönemlerde yakalasaydık, yani artık anemi en kötü seviyeye gelmiş, kan üretimi yok, enfeksiyon yükselmiş ya da metastaz yapmış, o seviyelerde yaptığımız ameliyatlar başarılı olmayacaktı. Check-up yaptırmayı ihmal etmeyelim. Çünkü bunlar bizim gerçekten çocuğumuz ve canımız. Erken dönem tanı hayat kurtarır.